Hisler, resimde de gördüğümüz gibi yumurtalıklardan kaynaklı, yumurta hücresinin o ay çatlamamasına bağlı, içerisinde yumurta sıvısının birikmesine bağlı büyümelerdir. Bu gördüğümüz yapı bizim rahimimiz, yani döl yatağı dediğimiz çocuğu taşıyan organımız. Şu iki tane saçaklı görülen uzun borucuk sistemleri tüplerimiz. Burada görülenler, burası normal yumurtalık dokumuz, bu ise kist oluşumu. Kist olduğunda bakın, büyümeye bağlı yumurtalık dokusunda belirli bir baskı olabilir. O bölgede sağdaysa sağ kasık ağrısı, soldaysa sol kasık ağrısı olabilir. Ve içerisinde bulunan yumurta hücresine tabii baskı yaptığı için burada yumurtlamada bozukluklara, belki çocuk tedavisi görenlerin kısırlık sebebi yaşamasına sebep olabilir. Bu kistlerin tedavisi de yine büyüklüklerine, bulgu verip vermemesine göre ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi olarak değişmektedir. Kistlerin temel oluşum mekanizması, normal şartlarda biz kadın vücudu her ay bir yumurtlama dönemimiz vardır. Bir ay sağ yumurtalıktan, bir ay sol yumurtalıktan yumurtlarız. Yumurtlama dönemimiz kadından kadına değişiklik gösterse de, her aydan her aya değişiklik gösterse de ortalama olarak adetin ilk gününü birinci gün olarak kabul edersek 14. gün gibi yumurtlarız. O dönemde yumurtlamada bir sıkıntı olduğunda, tabii kistlerin temel olarak mekanizması bilinmese de yumurtalıklarımızda yumurtlayamayan, yani çatlamamış folikül dediğimiz yumurta hücresi büyüyerekten kistik oluşum oluşturur. Bir de bunların içerisinde bazen çikolatamsı bir sıvı birikir zaman içerisinde. Onlar da endometrioma dediğimiz, esasen kadınların kısırlıklarına sebep olan en büyük kistlerden olan endometriomaların oluşumuna sebep olur. Kistlerin de dediğim gibi tedavisinde jinekoloğunuzla birlikte medikal tedavi, yani ilaç tedavisi veya en son çare olarak cerrahi tedaviyle tedavi olabilirsiniz.